Yeni videodan herkese selamlar. Bu videoda Samsung'un bazı LCD monitörlerinde görülen aniden çalışmama arızasını ele alacağız. Evet, şimdi fişi takıp deniyorum. Görmüş olduğunuz gibi ne önde bir ışık ne de ekranda bir yazı var. Şimdi yine diğer videolarda olduğu gibi elektrik olduğunu göstermek adına bir ampul deniyorum. Evet, prizde elektrik olduğunu gösterdikten sonra fişi prizden çekip monitörü sökme işlemine geçiyorum. İlk önce arka kapakta bulunan 2 adet vidayı söküyorum. Geri kalan kısımlar ise tırnaklı olduğu için onları kastırarak bir şekilde açacağım. İnce uçlu bir tornavidayla kapağın yan taraflarındaki tırnakları dikkatlice ayırıyorum. Bu metal parça tarafından muhafaza edilen kartlara erişebilmek için bu arka aydınlatma soketlerini çıkarıyorum. Bu cihazda hiçbir ışık yanmadığı için ilk başta besleme kartının soğuk lehim veya yanık var mı diye gözle kontrol ediyorum. Evet, alt tarafından sağlam olan besleme kartını üstten de kontrol etmek için onu yerinden söküyorum. Bu arada hiçbir ışığı yanmayan veya hiçbir çalışma belirtisi göstermeyen bu gibi cihazlarda ilk bakılması gereken yer genellikle elektriğin ilk girdiği yer olan besleme kartlarıdır. Gözle tespit edebileceğimiz herhangi bir arızalı parça var mı diye bu kez üstten kontrol ediyorum. Evet, gözle yapılan kontrolde de herhangi bir anormallik yok. Şimdi bir de ölçüm yaparak kontrolü sağlayacağım. Burada göstermiş olduğum yazılı voltajlardan önemli olanları besleme çıkışında görmemiz lazım. Evet, şimdi besleme çıkış voltajlarını ölçmek için elektrik fişini takıp avometreyi voltaj konumuna alıp ölçümü yapacağım. Yalnız bu noktada besleme kartının açıkta olması sebebiyle can güvenliği açısından çok dikkat edilmesi gerekir. Çünkü besleme kartı oldukça yüksek akım barındırmaktadır.
Evet, yapılan ölçümde olması gereken voltajların sağlam olduğu görülüyor. Bu da demektir ki besleme kartımız sağlam. Bu durumda arızayı anakartta aramamız gerekiyor. Şimdi anakartı sökme işlemini gerçekleştiriyorum. Evet, bu sökmüş olduğum baskılı devreye anakart veya mainboard diyoruz. Buna kısaca cihazımızın ana beyni de diyebiliriz. Peki bu kartın üzerinde yer alan parçaların hangisinin arızalı olduğunu nasıl tespit edebiliriz? Öncelikle bu arızanın tespiti için çeşitli ölçü aletlerine sahip olmamız gerekiyor. Bunlar SEMD multimetre, osiloskop ve videoda görmüş olduğunuz multimetre gibi aletlerdir. Ancak bu video arıza notu minvalinde olduğu için çok fazla ölçüm detaylarına girmeden nokta atışıyla nasıl giderileceğini göstermek istiyorum. Tabi ilerleyen zamanlarda arızalı bir anakart gelirse ölçüm detaylarını şema üzerinden gösterdiğim bir video gelebilir. Ancak şu an videoyu kısa tutmak için fazla detaylandırmak istemiyorum. Evet, esas konumuza dönecek olursak, bu modellerde sorun anakarttan kaynaklanıyor ise bu arıza genellikle anakart üzerinde bulunan işlemci dediğimiz bu chipsetten veyahut da EEPROM yazılımından çıkmaktadır. Evet, şimdi ilk önce kolay olandan başlayalım. Cihazın çok eski olduğunu ve uzun süre kullanımda olduğunu göz önüne alarak zamanla ısınmadan dolayı chipsetin bacaklarında soğuk lehim oluşabileceğini düşünerek ilk müdahalemizi chipsete ısı geçerek yapıyoruz. Bunun için az miktarda flux ve ısı üflemeli havya kullanacağım. Flux artıklarını temizlemek için sellozik tiner ve sert boya fırçası kullanıyorum. Lehim tazeleme işleminden sonra cihazı monte etmeden açıktayken deneme yapıyorum. Bu denemeden sonuç alamaz isek anakart üzerinden arıza arayışımızı sürdüreceğiz. Bu arada alt kısım metal olduğundan dolayı kısa devre olmaması için altına ambalaj naylonu serdim. Buna çok dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Aksi halde besleme kartı kısa devre olursa patlayıp zarar görebilir. Evet, şimdi cihazı tam olarak monte etmeden fişi takıp deniyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi cihazın standby ışığı yandı. Bu da cihazın çalıştığını gösteriyor. Ancak yine de ekranda sinyal yok yazısını görmemiz gerekiyor. Çünkü başka arızalar da olabilir. Şimdi ekranın ön yüzünü çevirip görüntü var mı diye kontrol ediyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi ekrana yazı geldi. Böylelikle artık bu cihazı kapatabilirim. Kapattıktan sonra da çalıştığını göstermek için bir kez de geniş açıdan sizlere göstereceğim. Cihazı toparladıktan sonraki denemede de görmüş olduğunuz gibi çalışıyor. Bilgisayara bağlı olmadığı için sadece sinyal yok yazısı çıkacaktır. Bağladıktan sonra da normal kullanılabilir. Evet sevgili dostlar, böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Sorularınız olursa yorum kısmına da yazabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan da ulaşabilirsiniz.
Başka bir videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.